أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النحل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Enam suresi 97'den devam ediyoruz. Ve huvellezî ce'ale lekumun nucûme, o size yıldızları var etti. Li tehtedû biha, onunla doğru yolu bulasınız diye. Yani iz sürme açısından, hayatın devamı açısından, ayın geceliğin parlaması, yıldızların parlaması, bir de bazı yıldızların nerede olduğunu tespiti kuzey güney açısından, bunlar bir nimet olarak aktarılıyor. Bu nimetler aktarılırken İşte gök cisimleri, ne bileyim, bilim açısından bunların değerlendirilmesi falan bu tarzda bir şey değil. Tamamen insan hayatına yönelik pratik hayat açısından aktarılıyor bunlar. Fî zulümâtil berri vel bahri, hem karadaki karanlıklar hem de denizdeki karanlıklar açısından yıldızlar size yol gösteriyor. Kad fassalnel âyâti li kavmin ya'lemûn, bilen bir kavim için ayetleri açıkladık. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَاكُمْ مِمْ نَفْسٍ وَاحِدَ, sizi Allah tek bir özden yarattı. Bu tek bir özü Hazreti Adem kabul edenler var. Onlara göre Hazreti Adem'den Hazreti Havva yaratılmış oluyor. Böyle düşünmeyenlere göre bir tane öz var. O özden hem Adem hem de eşi Havva yaratılmış oluyor. Niye Allah-u Teala bunu söylüyor? Siz tek bir özden yaratıldınız diye. İnsanlar birbirlerine karşı böyle üstünlük alanları tespit ediyorlar. Ya gelir durumlarına göre bir tasnif yapıyorlar ya da kabilelerine, kavimlerine göre tasnifler yapıyorlar. Allah-u Teala siz hepiniz tek bir asıldansınız diye bu üstünlük yarışının anlamsız olduğunu ima etmiş oluyor. Asıl üstünlük takva ile elde edilen bir şeydir. Yoksa soy sop, işte bulunan makam vesaire, bunlar ikincil unsurlardır. Ve müstekarrun ve müstevda, karar kılma yeri var. Bir de emanet söz konusu. Bunu hani doğum açısından, insan doğması açısından müstekar anne kabul edilmiş ve müstevda da baba kabul edilmiş. Bunu daha genişletenler de var. İşte müstekar, belli bir süre siz kabirde kalıyorsunuz. Müstevda, emanet olarak kalıyorsunuz. Yani kabirden çıkıp ahirete gideceksiniz şeklinde. Dünya hayatı da yine belli bir yerleşim yeri, fakat aynı zamanda emanet. Bu yerleşim bir gün son buluyor anlamında. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ, biz ayetleri anlayan kavimler için, anlayan topluluklar için açıklarız diyor Allah-u Teala. Anlaşılıyor ki ayetler Allah-u Teala tarafından ayrıntılandırılmış. Bu fassala, hani ayrıştırmak gibi anlam var. Aile analiz etmek dediğimiz şeye tekabül ediyor. Allah-u Teala ayetlerini gönderip öyle bırakmıyor. Onları izah ediyor ayrıntılı bir şekilde. Ya da şöyle diyelim, hidayet açısından gerektiği kadar izah ediyor. Bazı noktalarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da izahlar getirmiş. Fakat bu izahların sayısı fazla değil. Yani Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir etmemiş. Kur'an açık bir kitap olduğu için böyle bir şeye gerek görmemiş. Müslümanlar çoğu zaman nasıl anladılarsa öyle uygulamışlar Kur'an-ı Kerim'i. Mesela namaz seferde olan, yolculukta olan kimsenin namazı 2 rekat mı olacak, 4 rekat mı? Sahabelerin bir kısmı bir yerde bir mola vermişler.
iki rekat kılmış, bir kısmı dört rekat kılmış. Peygamberimize meseleyi söylemişler, böyle yaptık. Peygamberimiz yani bu da olur, o da olur gibi bir şey söylemiş o rivayete göre. Burada yani bir rahatlık tanındığı anlaşılıyor. Yine diyelim namazda el bağlama meselesini örnek verecek olursak, yani Müslümanlar değişik değişik el bağlıyorlar namazda. Kimi bağlamıyor bile. Nasıl olmuş da bu kadar uygulamalı gelen bir şey bile namazda elimizin nereden bağlanacağı konusu, hatta bağlanıp bağlamayacağı konusu nasıl netleşmemiş? Muhtemelen bu da böyle olmuş. Yani Peygamberimiz Müslümanları bırakmış kendi haline. Kur'an-ı Kerim açık bir kitap. Nasıl anladılarsa uygulamışlar. Çok büyük problem çıkarsa o zaman ya da bir sahabe sorarsa o zaman açıklamış. Onun dışında kendilerinin anlamalarına bırakmış, öyle görülüyor. Bu izahları niye yapıyorum? Yani çok fazla ihtilaf konusu var. Hangi konuya elimizi atsak o konuda farklı görüşler çıkıyor. Yani belki bir tane bildiğim, ittifak edeceğimiz bir şey var. O da Allah sevgisi. Bir öğretmen arkadaş derse girmiş. Böyle bilgili bir arkadaştı. Her girdiğinde işte şu konuda 3 görüş var, bu konuda 5 görüş var. Bir gün demiş ki Allah sevgisini size anlatacağım. Bu konuda hiç ihtilaf yok. Bütün Müslümanlar icma etmişler diye. Böyle konu çok azdır yani. Yefkahun yani bizim fıkıh diyebildiğimiz kelime buradan geliyor işte. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde fıkıh kurumlaşmamıştı. Anlamak anlamına geliyor. Zaten fıkıhla ilgilenen alimler de Kur'an-ı Kerim'den ne anlıyoruz ve bu doğrultuda ne yapmamız lazım sorusunun cevabını buluyorlar. Tefsir ilmiyle ilgilenen alimler Kur'an ne diyor sorusuna cevap veriyorlar. Fıkıhla ilgilenenler de bundan yola çıkarak biz ne yapmalıyız sorusuna cevap veriyorlar. Ve huvellezî enzele minessemâi mâ'e, gökten o size yağmur indirendir. Ve ahrecnâ bihî nebâte kulli şey, her şeyin bitkisini ondan çıkarır. Yani suyla bitki arasında doğrusal bir ilişki var. Allah'a çok şükür ki Allah-u Teala denizlerden buharlaşan suları bile gökten indirirken tuzlu su olarak indirmiyor. İndirseydi zaten mahvolmuştuk. Böyle bir nimet. Karada olan sular tatlı sular olarak kalıyor. Karaların seviyesinin daha aşağısı deniz ve dünyanın neredeyse 1/4'ü suyla kaplı, fakat bu suların %90'ı kullanılamaz. Hani içilemez, onu kastediyorum. İçilemez nitelikte. Fe ahrajna minhu khadran, biz ondan yeşil yani bitkiler çıkarırız. Yağmurun inişiyle böyle bir durum ortaya çıkıyor. Nuhricu minhu habben, biz ondan taneler çıkarırız, müterakibe üst üste taneler çıkarırız. Ve Allah Teala yani tarım ürünlerini anlatıyor bize. Ve yine buradaki amaç işte ziraat öğretmek Müslümanlara değil. Yani şükredin, bakın bunlar sizin çevrenizde gördüğünüz şeyler, üst üste gelmiş taneler, yeşillikler, bitkiler vesaire, bunları biliyorsunuz siz. Bunları biz çıkmasını sağlıyoruz, dilersek bunlar çıkmaz. İşte yani 2011'den beri buradayız, ilk defa böyle bir kış gördük mesela. Hani Allah korusun kıtlıktan. Hani yaz nasıl olur mesela, insan elimizde bir şey yok. Allah-u Teala suyu indirirse ürün alınıyor. Yoksa ürün alınmıyor. Ve minen nahli, başka hurma. Ve min tal'iha qinvanun, tomurcuk, ve o tomurcuk da böyle salkımlar halindeymiş. Daniyetun, sarkan bir halde. Ve cennetin min a'nabin, üzüm bahçeleri. Ve zeytune, zeytin. Ve rummane, nar. Müştebihen ve gayre müteşabihen, birbirine benzeyenleri var, benzemeyenleri var. Allah-u Teala türlü türlü nimetler var etmiş. Peki Allah-u Teala bunları niye seçti? Mesela pırasa niye demedi Allah-u Teala? Arapların bildiği unsurlardan örnekler verdi ki Araplar kolay anlasınlar diye. Nimetleri görüyorlar çünkü. Ha tabii. Ama mesela görmediği bir bitki söylese, diyelim Kanada'da yetişen bir şeyden bahsetse, o zaman Arapların ibret alması zor olur. Öneme sahip olan şey Arapların bunu doğru anlaması. Çünkü Araplar bu Müslüman oldular. Bunu da yayacaklar sağa sola. Meselenin mantığını doğru kavramaları lazım ki o zaman tebliğleri kolay olsun. Diğer kavimlere de tebliği ulaştırsınlar. Onlar da kendi konumlarına göre, bulundukları ülkelere göre kıyaslamaları yapsınlar. Unzuru ila semerihi. Onun ürünlerine bakın. İze esmara, yani
filizlendiğinde ve yen'ihi olgunlaştığında onun ürünlerine bakın. Allah Teala suyu toprağa indiriyor ve ürünlerini veriyor bitkiler. İnne fî zâlikum le âyâtin li kavmi yu'minûn. İnanan kavimler için, inanan bir topluluk için bunda ayetler vardır. Kavim diyor, kavim, buradaki kavimden kasıt insan topluluğu. Herhangi bir şekilde insanlar bir araya geliyorlar. Ya çalışma amacıyla bir araya geliyorlar. Ya işte bir yerde şuraya yerleşelim, su kenarıymış, bu vesileyle bir araya geliyorlar. Göçler yaşanıyor ya da kıtlık oluyor, başka bir yere yerleşiyorlar. Velhasıl insanlar belli yerlerde ikamet ediyorlar. Bunların hepsine kavim denir Arapçada. Bizim günümüzde kullandığımız şekilde bir anlamı yok Kur'an-ı Kerim'de. İşte İngiliz kavmi, Fransız kavmi falan, bu tür bir kullanım yok. Dolayısıyla peygamberlerin de kavimlere gönderilmesinden kasıt, nerede insanlar toplanmışlarsa, ikamet ediyorlarsa, onlara doğru yolun anlatılması şeklinde. Yoksa falanca aşirete anlatırım, filanca ulusa anlatmam tarzında bir şey peygamberliğin tabiatına uygun değil. İnne fî zâlikum le âyâtin li kavmi yu'minûn ve ce'alû lillâhi şurekâe. Allah-u Teala nimetleri saydı. İşte bunun inanan kavimler için, kavim için burada ibretler vardır dedi. İşte yıldızdan bahsetti, yıldızlardan bahsetti, sonra tarım ürünlerinden bahsetti. Onlar Allah'a ortak koştular dedi peşinden. Yani şöyle bir iman söz konusu burada, nasıl oluyor da Allah'a ortak koşuyorsunuz? Size bu nimetleri kim veriyor? Lat mı veriyor, Menat mı veriyor, Uzza mı, kim veriyor? Nereden alıyorsunuz? Sizin Tanrı diye iddia ettikleriniz bu nimetleri verebilirler mi? Veremezler. Siz kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Allah verdi bunları. O zaman nasıl oluyor da ona ortaklar atfediyorsunuz? Kimlerden ortaklar atfediyorlar? Şuraka el cinni, cinlerden ortaklar iddiasında bulunuyorlar. Bu cinlerin bizim bildiğimiz anlamda cinler olduğu da söylenmiş. Cin kelimesi görünmez anlamına geldiği için melekler olduğunu söyleyenler de olmuş. Nasıl yani? Melekleri de biz göremiyoruz. Ve biliyoruz ki Araplar diyorlar ki, yani müşrik Araplar, melekler Allah'ın kızlarıdır. Dolayısıyla meleklere tapıyorlar. Yani görünmezlik anlamında düşündüğümüz zaman cini, buradaki melekler cin olmuş oluyor. Yani böyle iki farklı görüş söz konusu. Ve Araplardan şöyle bir şey de naklediliyor. Tanımadıkları kimselere cin derlerdi şeklinde. Yani peygamberimizi gelmeye dinlemeye gelen cinler, orada tanınmayan, bilinmeyen bir topluluktur diyenler de olmuş. Buyurun. Ve halakahum ve haraku lehu benine. Onları Allah yarattı. Onlar da Allah'a oğul yakıştırdılar. Oğullar yakıştırdılar ve benatin bir gayriin, bilgisizce kızlar yakıştırdılar. Oğul yakıştıranlar İseviler, Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Yahudilerin de bir kısmı Üzeyr Allah'ın oğludur diyor. Öyle bir yakıştırma onlarda var. Melekler Allah'ın kızlardır diyenler de Mekkeli müşrikler. Böyle bir iddiada bulunuyorlar fakat bunları dayandıracakları bir şey yok. Haşa, Allah-u Teala ile Allah-u Teala'nın yaratıkları arasında bir irtibat söz konusu olmaz. Leyse kemislihi şey, onun benzeri yoktur. Allah-u Teala'nın haşa akrabalarda söz konusu olmaz. Niye böyle oluyor? İnsanlar birbirlerini yüceltmeyi çok seviyorlar. Yücelte yücelte sonra Allah-u Teala ile akrabalık kuracak derecede. Hatta daha abartılı şeyler de var. Yani Allah Hazreti İsa'nın içine girdi şeklinde iddialar var. Maalesef İslam dünyasında da böyleleri çıkmış. Cübbemin içinde Allah'tan başkası yok diyenler de var. Subhanehu ve Teala amma yasifun. Onların nitelendirdiklerinden Allah uzaktır. Yani Allah-u Teala'nın kızı, oğlu vesaire olmaz. Allah-u Teala yarattıklarından uzaktır, münezzehtir. Bir benzeri söz konusu olamaz. Bedi'us semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bedi' kelimesi eşsiz yaratıcı anlamına geliyor. Övgü amacıyla insanlar içinde kullanıldığını görüyoruz. Kullanılması iyi, kullanılmasa daha iyi olur diye düşünüyorum. Madem anlamı böyle eşsiz yaratıcı, Allah-u Teala'ya atfen kullanılması daha yerinde olur. Enne yekunu lehu veled. Nasıl olur da onun çocuğu olur? Veled aslında erkek çocuk anlamına gelir. Fakat Mekkeli müşrikler Allah'ın kızları var dedikleri için buradaki veledi
Türkçe'ye oğul değil de çocuk olarak çevirmek daha iyi ki ikisini birden kapsasın diye. Çünkü iki şirk türü de mevcut. Allah'ın oğulları var diyen de var, kızları var diyen de mevcut. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَ Onun eşi de yoktur. Allah-u Teala'nın eşten kasıt yani zevce o anlamda. Niye bu Allah-u Teala bunun olmadığını söylüyor? Çünkü Hz. İsa Allah'ın oğlu ise haşa o zaman Hz. İsa'nın annesi de biliniyor. Allah-u Teala bu anlayışın da batıl olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve halaka kulle şey, Allah her şeyi yarattı. Kur'an-ı Kerim'de genel ifadeler var. Mesela Allah her şeyi yarattı derken şöyle hani kafirlerin ya da ateistlerin sorduğu sorulardandır bu tür şeyler. Allah kendisinde mi yarattı diye. Haşa böyle bir şeyden Allah-u Teala münezzehtir. Böyle bir şey yoktur. O her şeyi yarattı denildiğinde kastedilen şey kendisinin dışındaki şeylerdir. Mesela Ahmet diye birisi dese ki evime her geleni ağırlayacağım. Biz de Ahmet'in evine gitsek, Ahmet bizi ağırlasa fakat kendisi hiçbir şey yemese, Ahmet herkese ikram etmemiş olur mu? Olmaz, yok. Niye? Kendisi hariç tutulur böyle bir şeyden. Kimse ona demez ki sen niye kendine ikram etmedin? Ya böyle de işin tabiatı böyledir. Dolayısıyla burada da Allahu Teala'nın dışındaki varlıklardan söz edilmiştir. Allah her şeyi yarattı denirken. Ve huve bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Kim Allah'ın nimetlerinin farkında, kim Allah'ın ayetlerini dikkate alıyor. Evrene bakarken ya bunu yüce yaratıcı nasıl yaratmış? Bu kadar bitkiler nasıl oluyor? Yağmur iniyor, bunlar çıkıyor, biz bunlardan faydalanıyoruz vesaire. Kim bunları düşünüyor, ibret alıyor? Allah bunları bilir. Kim de bunlara nankörlük ediyor? Allah'tan bileceğine putlardan biliyor, insanlardan biliyor. Allah-u Teala bunları bilir. Zelikumullahu Rabbukum. Allah sizin işte Allah sizin Rabbinizdir. Bu mürebbiye var Türkçe'de eğitici, yetiştirici. Aynı kökten gelen kelimeler. Rab Arapça'da mastar. Aslında hani yetiştirmek, büyütmek, yol göstermek anlamlarına geliyor. Bir varlık için kullanıldığı zaman da mutlak anlamda kullanılmış oluyor. Mesela şöyle örnek verelim. Umaru adlun dediğimizde, Ömer adalettir dediğimizde kastettiğimiz şey, ya adalet varsa bunun uygulayıcısı da işte Ömer'dir anlamındadır. Abartılı bir ifadedir. Yani olumlu anlamda tabii abartılı. Yoksa normali şeydir yani Umaru adilun şeklindedir. Ömer adildir denir. Mastar kullanıldığı zaman da mübalağalı bir şekilde adalet Ömer'le özdeşleştirilmiş olur. Rab da böyle bir kelimedir. Araplar anne için, baba için de Rab kelimesini kullanırlar. Rabbul Beyt evin efendisi yani aile reisi. Rabbetül Beyt denildiği zaman da evin hanımı anlaşılır. Şöyle derler, izafet olmaksızın yani ne, falanca şeyin Rabbi şeklinde insanlar için kullanılır ama müstakil bir şekilde kullanılmaz. Yani kimseye Rab denmez derler. La ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ifadede şöyle bir şey var, etkileyici üslup var. La ilahe ilah yok. İllahu denildiğinde de sadece o. Önce bir şeyleri reddetmeksizin, Allahu Teala'ya eş konumunda kabul edilen şeyleri reddetmeksizin ya da Allahu Teala'nın yerine konulan şeyleri reddetmeksizin Allah'ı kabul söz konusu değil. Önce onları inkar gerekiyor, ondan sonra da Allah'ın ilahlığını kabul etmiş olmak gerekiyor. Bu sadece sözden ibaret olsaydı, hani günümüzde büyük oranda öyle çünkü. Sözden ibaret olsaydı Mekkeli müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sorun etmeyebilirlerdi. Derlerdi tamam Muhammed ne diyor? La ilahe illallah iyi tamam desin sorun yok derlerdi. Onlar anladıkları için, Arapçayı bildikleri için bunun kendilerine bir tehdit olduğunu düşündüler ve ellerinden geleni yaptılar engellemek için. Doğru anlamışlar mıydı? Doğru anlamışlardı. Kafirler Kur'an'ın mesajını doğru anlıyorsa biz Müslüman olduğumuz için hani bir de samimi bağlandığımız için onlardan daha rahat anlarız, daha doğru anlayabiliriz. Bu açıdan Kur'an'dan uzak durmak, ya biz nasıl anlayalım, falancalara soralım, filanca kişi çok derin maşallah ona soralım demeye gerek yok. Anlayabildiğimiz oranda anlayacağız, anlamadığımız yerlerde anladığını düşündüğümüz kimselere soracağız. Hocam zaten insanlar Huve haliku kulli şeyin kulli şeyin fe'buduhu. Allahu Teala madem her şeyin yaratıcısı
Bu durumda da Allah'a ibadet edin. İbadet etmenin gerekçesi olarak ne söylendi? Allah'ın her şeyin yaratıcısı olması. Demek ki yaratamayan varlıkların ilahlık iddiasında bulunmaları geçersiz bir şeydir. Onlara tapılmaz. İlah her şeyi yapabilendir. Yaratma özelliği olmayan varlıkların da ilah olmaları söz konusu olmaz. İlahken en çok sevilen şey demektir. Bu açıdan da sevgiler gözden geçirilmelidir. Kimi ya da hangi şeyi seviyorsak abartılı bir şekilde sevmememiz lazım. O bizim için kaçınılmaz bir varlık haline geldiği an haşa ilahlık pozisyonuna gelir. Bu duruma hiçbir şey getirmemek lazım. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O yani her konuda dayanılacak varlıktır. Allah'tan başka zaten sağlam bir şey yok bize. Hani sırtımızı vereceğimiz, dayanacağımız başka daha bir varlık yok. Neyi tutsak dünyada elimizde kalıyor. Şu çok sağlam dediğimiz şey bakıyoruz. Tuzla buz olmuş, kaybolmuş, gitmiş. Ama Allah'a tevekkül edersek o zaman huzurlu bir hayat yaşanıyor. Velev ki başımıza çok olumsuz şeyler de gelse Allah vekildir demek insanı rahatlatan bir şey. Filistinli bir kardeşimiz şöyle dua ediyordu. Telefonu kapatırken tevekkel alallah. Allah'a tevekkül et diye kapatıyordu. Bu da güzel bir dua. Zaten selamünaleyküm de bir duadır. O da böyle bir duayı tercih ediyordu. La tudrikuhul ebsar, bakışlar yani gözler onu idrak edemezler. Ve huve yudrikul ebsar, Allah gözleri idrak eder. Yani gözleri görür. Bu Allahu Teala'nın görülüp görülmemesi konusunda gündeme getirilen ayetlerden birisidir. Fakat burada görmek kelimesi kullanılmamış, idrak kelimesi kullanılmış. Onu da şöyle ifade ediyorlar. Gözler Allah'ı idrak edemezden kasıt Allahu Teala'nın niteliğini tam olarak kavrayamazlar diyorlar. Yani biz ahirette Allah nasip eder de görürsek Allahu Teala'yı yine de tam olarak anlayamayacağız meseleyi. Böyle bir anlam çıkıyor buradan. Bazıları da diyor ki Allah zaten görülmez. O gün yüzler Allah'a bakıcıdır diyor ayette. Bakıcıdır denmiş ama görücüdür denilmemiş diyorlar. Dolayısıyla Allah görülmez. Ehl-i Sünnet de diyor ki bakıcıdır dediğine göre boş iş yapmayacağız herhalde orada. Baktığımıza göre görürüz diyorlar. Allah-u Teala cennet nimetlerini sayıyor. O nimetler saydıktan sonra da diyor ki bunun ziyadesi de var, fazlası da. Demiş ki Ehl-i Sünnet alimleri ziyadeden kasıt Allah'ın görülmesidir. Allah'ın görülmemesini savunanlar niye bunda ısrar ediyorlar? Allah-u Teala'ya bir mekan yakıştırmadıkları için. Diyorlar Allah-u Teala bir mekanda olamaz. Allah mekandan münezzehtir biliyorsunuz çok yaygın söyleniyor. Dolayısıyla Allah'ın görülmesi mekan gerektirir. Mekana da sığmayacağı için Allah-u Teala Allah'ı göremeyiz gibi akli bir gerekçeyle bunu ifade ediyorlar. Görebiliriz diyenler de diyorlar ki ahiretteki göz yapımız dünyadaki gibi olmak zorunda değil. Orada Allah-u Teala dilerse o yapıda yaratır gözlerimizi biz de Allah-u Teala'yı görürüz diyorlar. Ahirette Allah-u Teala'yı görürsek iyi olur. İnşallah niye? Yani görelim artık bu dünyada hani görmeden iman ettik Allah-u Teala'ya. Ahirete gittiğimizde görsek iyi olur. Ve huve latiful habir. Allah latif ince demek normalde. Burada her şeyden haberdardır. Allahu Teala şuraya giremedi. Buradan habersiz kaldı tarzında böyle bir şey olmaz. Allahu Teala her yerden haber alır. Onu da teyit eden bir ifade sonuna gelmiş. El habir şeklinde. Allahu Teala'dan habersiz bir şey gerçekleşmez. Kad ca'ekum besairu min rabbikum. Rabbinizden size basiretler geldi. Kesinlikle geldi. Yani size doğru yolu gösteren ayetler mevcut. Bunlara tabi olursanız siz doğru yolu bulmuş olursunuz. Hemen ebsara feli nefsi. Kim görürse yani Allah'ın ayetlerine bigane kalmazsa, Allah'ın ayetleriyle ilgilenmez hale düşmezse feli nefsi kendisi için böyle yapar. Şöyle iddialar var. Yani Allahu Teala mükemmel bir varlıktır. Tamam. Yaratmazsa Allahu Teala yani en baştan beri mesela Allahu Teala yaratmazsa haşa Allahu Teala'ya bir öncelik tayin edemeyiz de eksik olduğu bir dönem kabul etmek gerekir. Dolayısıyla Allahu Teala yaratmaya mecburdur diyenler var. Yani Allahu Teala'ya hangi yetkiyle farz üreteceğiz biz? Allahu Teala dilediğini yapar. Allahu Teala yaratıcı olduğu halde bir şey yaratmadığı dönemde olabilir. Kendisi bilir.
Bu konuda yine gaybi bir konudur, kesin olarak tespit edilemez. Ama din felsefesi alanında böyle tartışmalar var. Buradaki ayette de kim görürse kendisi için görür, ve men amiye fe aleyha. Kim de kör davranırsa Allah'ın ayetlerine, Allah'ın ayetlerini dikkate almaz bir hayat yaşarsa o da kendi aleyhine bunu yapmış olur. Buradan çıkan sonuç, Allah-u Teala sizi yaratıyorsa sizi yaratmaya mecbur olduğundan dolayı yaratmadı. Size bir nimet sundu. Siz de bu nimetlere nankörlük ederseniz siz bilirsiniz. Şükrederseniz de siz bilirsiniz. Bir mecburiyet, yaratma mecburiyeti söz konusu değildir diye anlayabiliriz bu ayeti. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ Ben sizin koruyucunuz değilim. Yani peygamberleri Allah-u Teala ne yapıp edip insanları kurtarsın diye göndermiyor. Onlar doğru yolu bulsun diye gönderiliyorlar. İnsanlar doğru yolu bulurlarsa kendi faydalarına, yanlış yolu seçerlerse de kendi zararlarına. Peygamberler böyle kendilerini fazla paralayıp da bitirmemeliler yani. Ne olacak, bunlar düzelmiyorlar, ne yapsam etsem. Acaba cehennemde benim yaksa Allah onları yakmasa vesaire, böyle abartılı şeyler, doğru tavırlar değil yani. Yeter, dünyada zaten kafirlerden çektiğimiz eziyetler yeter. Bir de tutup da Allah'ım ahirette beni yak, onlar niye onlar yansın yani, yeter bizim dünyada çektiğimiz. Bir de ahirette de biz çekeceğiz, onlar da mı orada refah sürecek hala o kadar inkarlarına rağmen. Abartılı ifadeler, böyle ifadelerden uzak durmak lazım. Ve kezalike nusarriful ayati, işte ayetleri biz böyle açıklıyoruz. Veli yekulu dereste. Niye açıklıyoruz? Onlar sana desinler ki sen dersine iyi çalışmışsın. Yani inkarcılar yine peygamberle alay ediyorlar. Ya da şunu ima ediyorlar. Sen görüştün gittin Hristiyanlarla, Yahudilerle. Oradan dinledin. Ondan sonra da sanki kendi kitabınmış gibi bunu söylüyorsun şeklinde bir alay. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Biz onu bilen bir kavim için açıklıyoruz. Bakın kaç defa, yani şu ana kadar okuduğumuz ayetlerde açıklama ifadesi değişik fiil kalıplarıyla kullanıldı. Değişik fiiller kullanıldı. Allah-u Teala kitabı indiriyor. İndirmekle bırakmıyor. Kitabın içerisindeki mesajlarını da kendisi açıklıyor. Bu kadar açık bir kitap var madem elimizde. Bu bir büyük bir nimettir. Çünkü insanoğlu için en büyük nimetlerden birisi karar verebilmektir. Karar vermek çok zordur. Herkes onu yapamaz. Yani lider ruhlu kişiler daha rahat karar verirler. Ha, madem karar verilecek dünya, çünkü kararsız yaşanacak bir yer değil. Vermişken bu kararın doğrusunu vermek gerekir. O açıdan da Allah-u Teala'nın ayrıntılı bir şekilde açıkladığı kitap bize yol göstermektedir. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilene uy. Buradan çıkan sonuç, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da neye uyuyordu, neye tabi oluyordu? Kendisine indirilen vahye. Vahiy onun için de bağlayıcıydı. Dolayısıyla Peygamberimiz şöyle şöyle yaptı denildiğinde biz Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Öyle bir şey yapmış olabilir mi? Şöyle şöyle dedi denildiğinde de yine Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Acaba Peygamberimiz böyle bir şey demiş olabilir mi diye. İkisi arasında bir çelişki söz konusu olursa, bunu kesin olarak tespit edersek, o zaman diyeceğiz ki Peygamberimiz böyle bir şey yapmamıştır. Peygamberimiz böyle bir şey dememiştir. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim büyük bir nimettir. La ilahe illahu, yine geçmişti daha önce, bir daha Allah-u Teala söylüyor. Tekrar ne anlama gelir? Anlamın pekiştirilmesi, önemine binaen tekrar gündeme gelir Kur'an-ı Kerim'de. En çok tekrar Rahman suresinde var. Fe bi eyyi alai rabbikuma tükezzibe diye defalarca söylüyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız şeklinde. Bu da bir üsluptur. Bazen tekrar etkili bir ortam oluşturur hitapta. Fakat gereksiz tekrarlar söz konusu olursa o zaman da tabii hitabın dezavantajı haline gelir. Bazen sözü uzatmak güzel olur. Bazen de kısa söylemek güzel olur. Kur'an-ı Kerim'de sözü uzatmaya dair örnekler var. Mesela Hazreti Zekeriya ne yapıyor? Bir oğlunun olmasını istiyor. Vehenel azmu minni, ben artık zayıf düştüm. Veşte'aler re'su şeybe, saçlarım ağırdı diyor. İşte imraeti akir, hanımım diyor kısır. Ben yaşlıyım, Allah'ım bana çocuk. Anlatıyor, bayağı bir anlatıyor böyle.
Diyorlar ki ya niye anlatıyor ki bunu, zaten biliyor Allah-u Teala, bildiği şeyleri niye onu anlatıyor? Diyorlar dua ederken böyle olur. İnsan dua ederken kendisini acındırır. Ya Rabbi şöyle zor durumdayım, ya Rabbi böyle zor durumdayım der. O zaman talebi daha güçlü olmuş olur. Çünkü kul Allah karşısında ne kadar mütevazı olursa o kadar Allah katında değerli olmuş olur diyorlar. Ve arid anil müşrikin, müşriklerden yüz çevir. Hangi müşriklerden yüz çevir? Tabii böyle azılı, inkarcı, doğru yolu bulmaya niyeti olmayan, alay amaçlı sorular soran vesaire. Onlardan yüz çevir. Böyle bir de tebliğ söz konusu olduğu zaman zaten yüz çevirmek olmaz. Tebliğ yapılamaz. Belli ki bunlar azılı kafirler. Şöyle de anlaşılabilir. Müşrikler Allah'a şirk koşuyorlar. Sen şirk koşma. Onlar gibi yapma. Onların dininden yüz çevir diye de anlaşılabilir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا Allah dileseydi onlar Allah'a ortak koşmazlardı. Burada da her şeyin Allah-u Teala'nın elinde olduğu vurgulanmış. Bir ayet var, onda kafirler diyorlar ki Allah dileseydi biz ona ortak koşmazdık. Burada onlar yanlış bir şey söylemiş oluyorlar. Neden dolayı? Günahlarını Allah-u Teala'ya yüklemek için söylüyorlar onu. Biz Allah'a karşı geliyorsak, Allah istediği için biz karşı geliyoruz. O bizi böyle yaratmış, ne yapalım diye günahlarının suçunu üstlenmiyorlar. Orada öyle bir bağlam var. Burada da Allah-u Teala diyor ki Allah dilemeseydi onlar ortak koşmazlardı. Burada da şunu demek istiyor. Ben her şeye sahibim. Her şeye gücüm yeter. Dileseydim ben onların şirk koşmalarına müsaade etmezdim. Dünyada herkes tevhid ehli olurdu. Allah'a ortak koşmadan bir hayat yaşarlardı. Fakat ben böyle dilemedim diyor. İnsanların bir kısmı inansın, bir kısmı inkar etsin. Hidayeti gönderiyorum, imtihan ediyorum dedim. Demiş oluyor. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًا Seni onlar üzerinde biz koruyucu kılmadık. Az önce yine geçmişti bu hafiz kelimesi. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظ şeklinde. Burada yine geçiyor. Yani peygamberler insanlar üzerinde aman ha sen sana şu şirk suçunu asla işletmeyeceğim. Sana engel olacağım. Sen ne yapsan etsen de şirk koşamayacaksın. Gerektiğinde ben seni hapse atarım. Böyle bir şey yapmaz peygamberler. Sadece davet ederler. Bu daveti kabul ederlerse insanlar doğru yolu bulurlar, cennete giderler. Karşı gelirlerse de sonucuna katlanır, cehennemle cezalandırılırlar. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Sen onların vekili değilsin. Yani üzme, bunlar inkarcı olurlarsa seni sorumlu tutmayacağız ahirette. Yani meseleyi çok abartıp da kendini heba etme. Bunlar niye iman etmiyorlar, bu kadar anlatıyorum sonuç alamadım falan deme. Sen üstüne düşen vazifeyi yapıyorsun. Kabul edip etmemek onların bileceği iş. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sebbe yesubbu sövmek, hakaret etmek demek. Siz Müslümanlar onlara Allah'tan başka onların dua ettiklerine sövmeyin. Kötü sözler söylemeyin. Ne olur böyle yaparsanız فَيَسُبُّ اللّٰهَ Onlar da Allah'a böyle kötü sözler söylerler. Adven bir gayri ilm, bilgisizce ve haddi aşarak böyle yaparlar. Bunlar kim bu riskli kesim, kim bunlar? Müşrikler. Peki müşrikler Allah'a inanmıyor mu? İnanıyorlar. Ama işte şirk koşmaları günahlarını güzel gösteriyor. Allah'a inanmalarına rağmen eğer Müslümanlar tek Allah'a kulluk edin deyip ardından da hakaret vari sözler söylerlerse bu müşriklere, bunlar işi iyice çığırından çıkarıp Allah'a hakaret edebilirlermiş. Bu yüzden inkarcılara karşı uslubumuzda dikkatli olmamız gerekiyor tebliğ ederken. Onların İslami değerlere hakaret etmesine neden olacak bir uslubla konuşmamak gerekiyor. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ İşte böyle her topluma biz yaptıklarını süslü gösterdik. Kur'an-ı Kerim'de insanların günahlarının süslü gösterilmesi bazı ayetlerde şeytana atfediliyor, bazı ayetlerde de Allah'a atfediliyor. Şeytan insanları saptırmak için dünya nimetlerini, günahları, şirki, isyanı güzel gösteriyor ki insanlar Allah'tan uzaklaşsınlar diye. Allah-u Teala da genel anlamda dünyayı süslü kılmış ve imtihan ediyor. Sakın bu dünya süsüne aldanmayın, bu dünya geçicidir, ahireti merkeze alın diye. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Zaten nihai anlamda Allah-u Teala her şeyin yaratıcısı.
ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ Sonra dönüş Rableri nedir? Onların dönüşleri. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptıklarını onlara bildirir. Nasıl bildirir? Allah-u Teala melekler görevlendirmiş. Zaten ne geçmişti? اَلَّتِيفُ الْخَبِيرِ geçmişti değil mi? Yani Allah-u Teala için gizli kalan, haşa Allah-u Teala şuraya giremedi, şuradaki yapılan fitne fesadı göremedi türlü bir şey asla olmaz. Bir bu var. Bir de Allah-u Teala iki tane melek görevlendirmiş. Bunlar kayıt altına alıyor. Bunların hepsini kimler ne yaptıysa ne ettiyse Allah-u Teala ahirette gösterecek. Hesabı ona göre verecekler. Ahiru da'vana velhamdülillahi rabbil alemin.